Yalnız bırakmadınız. Her seçimde yanımızda oldunuz. Her zor durumda yanımızda oldunuz. 15 Temmuz oldu yanımızda durdunuz. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bu süreçte de biz 16 yıl içerisinde sizlere hizmet etmeye gayret ettik. Gerek merkezi hükümetimiz, gerek belediyelerle, yerel yönetimlerle hizmet etmeye gayret ettik. Tabii Türkiye çok değişti bu 16 yıl içerisinde. Eski Türkiye'ye dönüp baktığımızda işler işte boş değildi biliyorsunuz. Bir gecede kaç bankanın battığını, IMF'ye 3 kuruş borç alabilmek için IMF'ye yalvardığımız günler, hastanelerimizin durumları, her şeyle zor günler yaşadık. Zor günlerden geçtik. İlk defa 2001 yılında AK Parti ile birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ilk defa Türkiye ayağa kalktı, kendi ayakları üzerine durmaya başladı. Artık elhamdülillah kendi silahımızı yapıyoruz, kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi tankımızı yapıyoruz. Kendi kararımızı kendimiz verebiliyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Kendi kendimizi yönetiyoruz. Ve biz bu sürecin devam etmesini arzu ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'nin devam etmesini arzu ediyoruz. Tabii bu 16 yıl içerisinde biz şunları yaptık diye bunları anlatmaktan imtina ediyoruz. Tabii ki bunları yapacağız. Tabii ki yapmamız lazım. Tabii ki daha iyisini yapmamız lazım. Çünkü sizler bunların en iyisini hak ediyorsunuz. Çünkü bu 16 yıllık süreçte hep bizim yanımızda durdunuz. Hep bize destek oldunuz. Tabii ki bunları yapacağız. Bunları biz övünmek için anlatmıyoruz ama kısaca hatırlatmak adına bunları söyledik. Tabii eksiklerimiz de vardı. Eksiklerimiz de var tabii. Her şey bitti, her şey bitmedi tabii. Yapacağımız, tamamlayacağımız hizmetlerimiz de var. Bunları da hep beraber inşallah halledeceğiz. Çok bunları da halledeceğiz ama asıl ben şunu sizlere söylemek istiyorum. Asıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bir itibarı var. Artık itibarlı bir ülkeyiz. Artık güçlü, kendi ayakları üzerine durabilen itibarlı bir ülkeyiz. Bu itibarın devam etmesini arzu ediyoruz. Bu sebeple de 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz. Tabii biz güçlendikçe, bu 16 yıl içerisinde her gün Türkiye'yi yukarı taşıdıkça bundan büyük rahatsızlık duyanlar var. Bu nedenle de bize ciddi anlamda uğraşıyorlar. Son olarak da ekonomik anlamda bize uğraşıyorlar. İşte gübre fiyatını arttırıyorlar, dolar artıyor, devamlı akıl almaz bir şekilde dolar yükseliyor. Bizi sıkıntıya sokarak acaba diyorlar ki Tayyip Erdoğan'dan bu şekilde kurtulabilir miyiz? İnsanlarla Tayyip Erdoğan arasını açabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Tabii bunu başaramadılar bugüne kadar. İnşallah 24 Haziran'da da başaramayacaklar. Biz bu nedenle tekrar bu memlekete sahip çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım diyoruz. 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz. Hepiniz hayırlı günler, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Hep sağ olun. Hadi gidelim.
Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne lan? Ne lan bağır? Kız. Kız mı sen? Kız mı? Kız ne haber kız? Şişt. Sen ne yapıyorsun? Şişt. He? Sen ne yapıyorsun? Sımıçı. He? Kız ne yapıyorsun kız? Kız kardeş misiniz dedim siz? Dört kardeş. Dört kız. Maşallah bir daha dört kardeş. Nasılsın? Sizin oranı götürdüm. Nasılsın? Kolay gelsin. Afiyet olsun. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Kaymakamım, değerli ilçe başkanım, milletvekilim, değerli Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız da var aramızda, değerli başkanım, değerli muhtarlarım, değerli ilin dile hemşehrilerim, hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Evet, bugün öğlenden beri beraberiz. Esnaf ziyaretimizi yaptık, pazarımızı gezdik. İlçe başkanımız, Çalışkan ilçe başkanımız Recep Akantaş'la birlikte sağ olsun sizlerle bir aradaydık. Şimdi iftarda bir araya geldik. Bu güzel iftarı organize ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kapoğlu'na da sonsuz teşekkürlerimi de sunuyorum. Biraz sonra da köylerimize ziyarete gideceğiz. Bu gece hep beraber, bugün tüm gün hep beraber olacağız inşallah. Hepinize tekrar afiyet olsun. Allah ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları, dualarımızı kabul etsin. Sağlık sıhhat içerisinde inşallah Ramazan bayramını kavuştursun diyor. Şimdiden yarınki kandilinizi kutluyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar, nasılsınız? Nasılsınız inşallah? Belediye başkanımız. İsmail Özgün nerede? İsmail abi bak. İsmail Özgün de var. İsmail Özgün de var. İsmail Özgün abi. Ramazan Hepiniz hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, 16 yıldır bize destek oluyorsunuz. Her seçimde yanımızda duruyorsunuz. Ve 16 yıllık süreçte sadece seçimlerde değil, her türlü kötü günde de yanımızda durdunuz. Geziye yanlar oldu, bize yanımızda durdunuz. Kapatma davası oldu, yanımızda durdunuz. 15 Temmuz oldu, yanımızda durdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Tabii biz de bu süreçte sizlere hizmet etmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Gerek merkezi hükümetimiz, gerek belediyelerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ve 16 yılda Türkiye çok değişti. 16 sene öncesine baktığımızda, AK Parti öncesine baktığımızda eski Türkiye'de maalesef işler hiçbir hoş gitmiyordu. 3 kuruş paraya muhtaçtı. İMF'den boş para alabilmek için yalvardığımız günleri unutmayalım lütfen. Eski yollarımızı unutmayalım.
eski hastanelerimizi unutmayalım. Tabii biz bunları söylerken hiçbir zaman biz size şunları şunları yaptık diyerek övünmek için bunları söylemiyoruz. Tabii ki bunları yapacağız. Tabii ki yapmak zorundayız. Tabii ki bunları yaptığımız için bize destek oluyorsunuz. 16 yıldır bizi iktidarda tutuyorsunuz. Ama lütfen bu eski günleri de unutmayalım diyorum. O hastanede çektiğimiz çileleri unutmayalım. Hastaneye gittiğimizde eğer ki paran varsa değerlisin, paran yoksa değeri yoktur denilen günleri unutmayalım. Eğer ki paran yoksa cenazeni bile hastaneden alamadığın günleri unutmayalım lütfen. Sigortalıysan devlet hastanesine kabul edilemediğin günleri unutmayalım. Özel hastaneleri zaten önünden bile geçemezsin. Elhamdülillah şu anda sadece TC kimlik numaranı söylemen yeterli. Türkiye'nin neresine giderseniz gibi hastane hizmetinden faydalanabiliyoruz. Kimse bize sen kimsin, sen köylü müsün, şehirli misin, sigortalı mısın, emekli misin, yeşil kartlı mısın diye kimse sormuyor. Ama bundan daha önemlisi ben size şunu söylemek istiyorum değerli hemşehrilerim. Bu hizmetlerin yarısı, hepsinden daha önemlisi artık bir itibarımız var. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir itibarı var. Artık itibarlı bir ülkeyiz. Artık elhamdülillah güçlü bir ülkeyiz. Artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Kendi kararlarımızı kendimiz verip kendimiz yönetiyoruz. Biz yönetiyoruz. 80 yıldır maalesef maşalarla yönetilen ülke ilk defa 2001 yılından sonra AK Parti ile birlikte kendi ayakları üzerinde durabiliyor, kendi kararlarını kendi alabiliyor. Öylesine bir dünya liderine sahibiz elhamdülillah. Dünyanın neresine giderse gitsin sevgi seviyle karşılanıyor, İtibar görüyor. Bundan dolayı da AK Parti İl Başkanlığı bir tarafa bırakın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sizlerin bir kardeşi olarak ben bundan gurur duyuyorum. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde İsrail Devleti'nin bir başkanını bırakın, bir diplomatına bile hiçbir kimse bir laf edememiştir. Hiç kimse, hiçbir devlet bir gün bir laf edememiştir. Söyleyemezler. İlk defa bir Kasımpaşalı, ilk defa Recep Tayyip Erdoğan çıkıp Van Mürit demiştir. İlk defa bir dakika, sen bebek adresin demiştir. Ve dünyanın gözleri önünde, tüm kameraların önünde. Bunu tabii gücün varsa söyleyebilirsin. Güçlüysen söyleyebilirsin. İşte biz şunu söylüyoruz. Bu 16 yıllık içerisinde yaptığımız hizmetler belli. Bunları anlatmaya gerek yok. Hep beraber bunları yaşıyoruz. Türkiye çok değişti. Çok ilerledi elhamdülillah. Ama en önemlisi artık söylediğim gibi kendi kararlarımızı kendimiz alıp kendi kendimizi yönetiyoruz. İtibarlıyız, güçlüyüz elhamdülillah. Bu devam etsin istiyoruz. Bu devam etsin arzu ediyoruz. Biz bunu istediğimiz gibi maalesef birileri de istemiyor. Birileri de biz tekrar eski Türkiye'ye dönelim diye istiyorlar ve bunun için bir gayret ediyorlar. Ciddi anlamda bizle uğraşıyorlar. Ekonomik anlamda uğraşıyorlar. Büyük bir mücadele veriyoruz değerli hemşehrilerim. Dolar akıl almaz bir şekilde Türkiye'de yükseltiliyor. Gübre yükseliyor, her şeyi yükseltmeye çalışıyorlar. Para var, parayı piyasaya sürdürmüyorlar. Böylesine bir mücadele içerisindeler. Arzu ediyorlar ki, istiyorlar ki tekrar eski Türkiye'ye dönelim. Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım, eski Türkiye'ye dönelim diye arzu ediyorlar. Acaba diyorlar ki bu milletle Tayyip Erdoğan arasını açabilir miyiz? Bugüne kadar açamadılar, bugüne kadar bunu başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Biz buna bu şekilde inanıyoruz ve sizin de bu doğrultuda desteklerinizi bekliyoruz. 24 Haziran çok önemli. Bir 15 Temmuz kadar 24 Haziran önemli. Sizlerin de bunun önleminin idrakinde olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Yarın da Kadir Gecemiz. Kadir Geceniz de mübarek olsun. Allah dualarımız, ibadetlerimizi kabul etsin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.